Bu bölümümüzde deney yap kartımızın üzerinde yer alan RGB LED'imizi farklı renklerde yakıp söndürme çalışması yapacağız. Kartımızın üzerinde 5 numaralı bölümde RGB LED'imiz bulunmakta. Şimdi kodlama programımıza geçerek RGB LED'imizi kodlayalım. Programımızı kodlamak için Arduino IDE programından yararlanacağız. Kısa yolumuzu çift tıklatarak programımızı açıyoruz. Programımızı ilk açtığımız zaman en son yapmış olduğumuz çalışma ekranımıza gelecektir. Eğer bu çalışmayı kaydetmişseniz, tekrar bu çalışma üzerinde değişiklik yaparsanız eski kodlarınızın silinme durumu olabilir. Eski kodlarınızın kaybolmasını istemiyorsanız programı açtığınız zaman dosya diyerek yeniye tıklayabilirsiniz. Böylece yeni bir ekran karşımıza gelecektir. Eski ekranımızı kapatıp yeni ekranımızda çalışmalarımızı yapabiliriz. Eğer programda bulunan yazılar küçük geliyorsa klavyemizde CTRL tuşuna basık tutuyoruz. Daha sonra da mouse'umuzun tekerleğini oynatıyoruz. Böylece yazılarımızı büyütüp küçültebiliriz. Aynı zamanda mouse'umuzla sayfamızın kenarına gelip ekranımızı istediğimiz gibi büyütebiliriz. Veya tam ekran yapıp çalışmaları bu şekilde yapabiliriz. Programımızı ilk açtığımız zaman iki tane bölüm karşımıza çıkmakta. Kodlarımızı bu iki tane bölüme yazacağız. Bunlardan bir tanesi void setup, diğeri void loop şeklinde. Setup bölümüne bir defa çalışacak kodlarımızı yazmamız gerekiyor. Yani kartımız ilk açıldığında burada bulunan kodlar bir defa çalışacaktır. Burada belli kodlar yazılmakta. İlerleyen derslerimizde nelerin yazılığını detaylı bir şekilde göreceğiz. Loop bölümünde ise sürekli çalışan kodlarımızı yazacağız. Yani sonsuz bir döngüye girmiş olacak. O yüzden de asıl kodlarımızı buraya yazıyoruz. Dikkat ederseniz burada bir tane yazı bulunmakta. Ancak önünde bu şekilde bir sembolümüz var. Bu sembol burada bulunan satırın kodlar tarafından okunmayacağını ifade ediyor açıklama yazmak için bu şekilde yazılarımızın önüne bu sembolü yerleştirmemiz gerekiyor. Burayı kullanmayacağım için buradaki satırı siliyorum. Aynı zamanda loop bölümündeki de satırı da silebiliriz. Dikkat ederseniz setup bölümünde parantez açıldı ve parantez kapandı. Yani bütün kodlarımızı aslında bu parantez içindeki bölüme yazacağız. Asıl kodlarımızı da sürekli olarak çalışacak kodlarımızı da loop bölümünde bu parantezler içine yazacağız. Şimdi RGB LED'imizi yakmak için deney yap kartımızın hazır örneklerinden yararlanacağım. Ve kodları da onun üzerinden anlatacağım. Hazır örneklere girmek için dosyaya tıklıyoruz. Daha sonra örnekler. Daha sonra da deney yap kart için örnekler bölümüne geçiyoruz. Buradan çok değişik hazır örnekler bulunmakta. RGB LED yakacağımız için bu bölüme giriyoruz ve RGB yak söndür bölümüne tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir ekran daha karşımıza geldi. Böylece bizim için hazırlanmış basit bir örneğimizi alıp kullanabiliriz. Burada çok farklı örnekler de yer almakta. Görmüş olduğunuz gibi LED kontrol, sıcaklık gözlem gibi hazır örneklerde bulunmakta. Buradaki hazır kodları alıp değiştirerek rahat bir şekilde çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Tekrar örneğimize geri dönelim. Eski ekranımızı kapatalım. Çalışmamızı kaydetmek istemiyoruz. Hayır diyoruz. Burada bulunan örneğimizi tam ekran yapalım. Kodlarımızın üzerinde değişiklik yapmadan kartımıza yükleyelim ve bu kodların nasıl çalıştığını hep beraber görelim. Öncelikle deney yap kartımızı USB ile bilgisayarımıza bağlıyoruz. Kodlarımızı kartımıza yüklemek için programımızın üst tarafında bulunan yükle butonuna tıklıyoruz. Yükleme tamamlanmış şeklinde yazımız karşımıza geldi. Ekranımızda görmüş olduğunuz gibi RGB LED'imiz yanıp sönüyor. Kodlarımıza baktığımız zaman kırmızı, yeşil, mavi sarı, magenta, çiyan, beyaz şeklinde renklerimizin olduğunu görmektesiniz. 7 değişik renkte RGB LED'imiz yanıp sönmekte. Şimdi çalışmamızı daha iyi anlamak için kodlarımızın detaylı anlatımına geçebiliriz. Birinci satırımızda baktığımız zaman Deney Yap kütüphanemizi yüklediğimizi görüyoruz. Yazım şekline dikkat edin. Deney Yap kartımızı çalışırken kütüphanemizi bu şekilde her zaman yüklememiz gerekiyor. Ön tarafta dikkat ederseniz İngilizce olarak dahil etmek manasına gelen include yazısı var. Bu sayede kütüphanemizi programımıza ilave etmiş olduk. Diğer satırımızda gecikme süresi isminde bir değişken oluşturduk ve değerine 400 sayısını atadık. Programımızda çok farklı şekillerde değişken oluşturabiliyoruz. Burada define şeklinde bir ifade ile değişkenimizi oluşturduk. Böyle yapmamızın amacı bu değişken programda yer kaplamıyor. O yüzden değişken oluştururken bu şekilde ifade etmeniz de yararlı olacaktır. Define zaten tanımlamak anlamına gelmektedir. Yani gecikme süresi isminde bir değişken tanımladık ve değerini 400 olarak aldık. Bundan sonra kodlarımızın içinde gecikme süresi diye bir kelime görürsek program 400 sayısı olarak bunu algılayacaktır. Dikkat ederseniz alt tarafta delay diye bir tane bölüm bulunmakta. Orada gecikme süresi şeklinde bir değişken yazmışız. Yani burada aslında 400 sayısı karşımıza gelmekte. İsterseniz bu değişkeni oluşturmayabilirsiniz. Yani buraya sadece 400 yazarsak aslında yine aynı anlamı gelmiş olur. Yalnız burada 7 tane renk bulunmakta. Hepsinde de aynı gecikme süresini yapmak istiyoruz. O halde bunu bir değişkenle ifade ederek hepsini aynı anda hızlı bir şekilde değiştirebiliriz. Ancak her gecikme süresini farklı yapmak isterseniz örneğin buradakini 450 yapabilirsiniz. O zaman buradaki gecikme süresi değişkenini yapmanıza gerek yok. Ama büyük çalışmalarda gecikme süresini tek bir elden bu şekilde hızlıca değiştirebilirsiniz. O yüzden bu şekilde bir değişken oluşturulmuş. Ctrl Z yaparak geri alıyorum. Yan tarafta açıklama ifadesi getirilmiş. Ön tarafta bu sembolü kullandığımız için programın buradaki bölümü okumamasını istiyoruz. Açıklama olarak milisaniye girilmiş. Yani 400 milisaniye şeklinde ifade ediyoruz. Eğer buraya 1000 yazmış olsaydık burası 1 saniye olarak alınacaktı. 1000 milisaniye 1 saniye eşittir. 1 saniyeden daha küçük değerlerde alabiliyoruz. O yüzden milisaniye cinsinden komutlarımızı yazmamız gerekiyor. Burayı tekrar 400 olarak ayarlıyoruz. Alt tarafta setup şeklinde bir tane fonksiyon tanımladık. Parantez içinde dikkat ederseniz 3 tane satırımız bulunmakta. Setup bölümünde kodlarımız bir defa çalışıyor. Yani kartımızı elektriğe taktığımız zaman bu bölüm sadece bir defa çalışacaktır. Burada sensörlerimizle alakalı belli kodları yazıyoruz. LED yakacağımız için de LED'leri çıkış olarak ayarlamamız gerekiyor. O yüzden burada da pinlerimizin biçimlerini çıkış olarak ayarladık. Kartımızın üzerinde RGB LED'imiz olduğu için yani R kırmızı, G yeşil, B mavi demek. İngilizcelerin baş harfi. O yüzden 3 tane biçim ayarlanmış ve hepsine de çıkış diyoruz. Mode yani biçim demek. Pinlerimizin biçimlerini çıkış olarak ayarlıyoruz. Çıkış dememizin nedeni kartımızdan ledimize sinyal gönderiyoruz. Gönderdiğimiz zaman bu sinyal kartımızdan dışarı doğru çıkıyor. Çıktığı için de bu bölümleri çıkış olarak ayarlamamız gerekiyor. Örneğin sıcaklık sensörüyle çalışmış olsaydık, sıcaklık sensörümüzü giriş olarak ayarlayacaktık. Çünkü kartımızın değerleri okuması gerekiyor. Bu değerlerin de dışarıdan kartımızın içine girmesi gerekiyor. Setup bölümünde bu şekilde ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Bu sayede kartımız pinlerimizin çıkış ya da giriş olduğunu havzayı almaktadır. Setup bölümünde bazen kodlar yazılmayabiliyor. Ancak verimli çalışması için biz bu şekilde sensörlerimizi giriş veya çıkış olarak ayarlıyoruz. Diğer bir fonksiyonumuz loop fonksiyonu. Yani buradaki kodlar sürekli olarak çalışmakta. Yani kodlarımız yukarıdan başlayıp aşağıya doğru sırayla inmekte. Sonuna geldiğimiz zaman, buradaki satıra geldiğimiz zaman tekrar kodlarımız en başa geliyor. Buradan çalışmaya devam ediyor. Bunu kart kapanana kadar sürekli olarak devam ettiriyor. Öncelikle ilk kodlarımıza bakalım. Burada açıklama olarak kırmızı rengin yandığı ifade edilmekte. Kırmızı rengimizin oluşması için LED R yani kırmızı LED'imizin yanması gerekiyor. Diğer LED'lerimizin de sönmesi gerekiyor RGB içinde. Bu RGB LED'imiz dijital pinlere bağlandığı için dijital olarak yazdır şeklinde bir komut kullandık. Yani LED R'ye dijital olarak low komutunu yazdır demiş olduk bu satırda. Low sönük manasına geçmektedir. Yalnız çalışmamıza baktığımız zaman kırmızı rengin yandığını görmekteyiz. Burada tam tersi bir kod oluşturulmuş. Gerçekte Arduino kartımızda kodlarımızı yazmış olsaydık LED'imizi yakmak için high komutunu kullanacaktık. Burada tam tersi bir durum söz konusu. O yüzden yaktığımızı düşünüyoruz. Yeşil ve mavi bölümündeki LED'lerimizi de sönük olarak ayarladık. Yani normalde yüksek demektir, yanık demektir. Tam tersini düşünüyoruz. Yani RGB ledimiz üzerinde kırmızı aktifken yeşil ve maviyi kapattık. Böylece kırmızı rengin yanmasını sağladık. Bu şekilde bir bekleme süresi oluşturduk. Yukarıda 400 yazdığımız için 400 milisaniye kırmızı rengimiz yanacaktır. Aynı şekilde yeşil bölümüne baktığımız zaman da yeşil ledimizi yanık olarak ayarladık. Diğer ledlerimizi sönük olarak ayarladık. Aynı şekilde 400 milisaniye bu şekilde yanmasını istedik. RGB LED'ler aslında bir tanedir. İçinde kırmızı, yeşil ve mavinin karışımından değişik renkleri elde edebiliyoruz. Burada 3 tane LED yapmış gibi görünebilir. Aslında bir tane LED yakıp söndürüyoruz diyebiliriz. Aynı şekilde mavi yapmak için maviye kapalı komutu verdik. Tam tersini düşünecek olursak yani yandığını, diğer LED'lerin söndüğünü görüyoruz. Böylelikle mavi LED'imiz yanmış oldu. 400 milisaniye bu şekilde devam ediyor. Sarı rengimizin oluşması için de kırmızıyla yeşili yakıyoruz. Böylelikle sarı rengi elde etmiş oluyoruz. Diğer renklerimizi yakmak için de aynı şekilde iki tane bölümü yakıyoruz. Diğerlerini söndürüyoruz. En son bölümde dikkat ederseniz hepsini yakıyoruz. Ve böylelikle beyaz rengi elde etmiş oluyoruz. Eğer kapatmak isterseniz de hepsine hide yani yüksek komutunu verirseniz bunu elde edebilirsiniz. Kodlarımızın açıklaması bu şekilde. İlerleyen derslerimizde çok farklı kodlama teknikleri göreceğiz. Yalnız yüklemiş olduğumuz bu kodlar kartımızın içerisinde sürekli bulunmaktadır. Kartımıza elektrik verdiğimiz zaman bu kodlar sürekli olarak çalışacaktır. Yeni bir kod yüklediğimiz zaman ancak o zaman kodlar silinecektir. Örneğin şimdi bu kodları kullanarak RGB LED'imizi nasıl kapatacağımızı görelim. Buradan tek bir tane kod kalana kadar renklerimizi silelim. Kırmızı bölümüne geliyoruz. Diğer kodlarımızı siliyoruz. Paranteze dikkat edelim. En sonda parantez mutlaka olmak zorunda. Burada bulunan düşük komutunu yüksek yapıyoruz. Böylelikle kırmızı rengimizi söndürmüş oluyoruz. Daha sonra tekrar kodlarımızı yüklüyoruz. Yükleme tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi RGB LED'imiz sönük durumda. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.